insan eğitimini esas almış, kendisini insanların gönül dünyalarının zenginleştirilmesine adamış kamil bir insan. Peygamber Efendimizin hayatını yaşamaya ve yaşatmaya gayret gösteren bir din görevlisi. Ülkemizin ekonomik, kültürel ve sosyal yönden kalkınmasına öncülük etmiş bir dava adamı. Kurduğu eğitim ve yardımlaşma vakıflarıyla binlerce insanın yetişmesine vesile olmuş öncü bir alim. Mehmet Zahit Kotku. Mehmet Zahit Kotku, 1897 yılında Bursa Pınarbaşı'nda dünyaya gelir. Ailesi 1880 yılında Dağıstan'dan Anadolu'ya göç etmiş ve Bursa'ya yerleşmiştir. Babası İbrahim Efendi, annesi Sabire Hanım'dır. Mehmet Zahit Kotku, ilk tahsilini Oruçbey Mahalle Mektebi'nde yapar. Maksem Mahallesi'ndeki ortaokulu tamamladıktan sonra Bursa Sanat Mektebi'ne kaydolur. Anadolu'muzun cennet köşelerinden biri olan Bursa, hem tarihimizde hem de ilim ve irfan alanında önemli bir yere sahiptir. Zira Osmanlı'nın kuruluşunda Bursa'nın ayrı bir yeri ve önemi vardır. Osman Bey, devletin kuruluşunda önemli katkıları olan Anadolu erenlerine Bursa ve çevresindeki birçok araziyi özel olarak tahsis etmiştir. Kendisi de devrin önde gelen şahsiyetlerinden birisi olan Şeyh Edebali'nin terbiyesiyle büyümüş ve daha sonra da onun kızıyla evlenip damadı olmuştur. Bu sayede bölgenin İslamlaşması kolaylaşmış, Bursa ve çevresi Anadolu toprağı oluvermiştir. Bursa, gönül dünyası zengin nice alimin ve arifin yetiştiği kadim bir şehirdir. Bu mümbit coğrafyada yetişen ulu çınarlardan birisi de Mehmet Zahit Kotku Hoca Efendi'dir. Mehmet Zahit Kotku hocamızın babası İbrahim Efendi, Kafkasya'dan Anadolu'ya göç ettiğinde henüz 16 yaşındadır. İbrahim Efendi aynı zamanda Peygamber Efendimizin soyundan gelen bir seyyittir. Kendisi Hamza Bey Medresesi'nde tahsil görmüş, vefat edinceye kadar Bursa civarında birçok yerde imam hatiplik görevini samimiyet ve ihlasla sürdürmüştür. Mehmet Zahit Kotku daha henüz 3 yaşındayken annesi Sabire Hanım'ı kaybetmiş ve yetim kalmıştır. Mehmet Zahit Kotku ilk orta ve lise eğitimlerini bugünkü ifadeyle başarılı bir şekilde bitirmeye üstün gayret göstermiş, okuldan ve okumaktan asla vazgeçmemiştir. Gün gelecek kendisini seven on binlerce talebesinin de eğitim ve öğretim hayatlarını devam ettirmeleri, üniversite mezunu olabilmeleri için onları teşvik etmiş ve aynı zamanda onlara destek olmuştur. Mehmet Zahit Kotku, Bursa Sanat Mektebi'nde eğitimini sürdürürken Birinci Dünya Savaşı başlar. Zahit Kotku Hoca askere alınır ve Suriye cephesine gönderilir. Mehmet Zahit Kotku Hoca Efendi Bursa Sanat Merkezi'nde öğrenci iken henüz 18 yaşında ve asker olarak orduya alınır. Yıllarca askerlik yapar. Suriye cephesinde bulunur. Aylarca hastalanır. Osmanlı Devleti'nin Suriye'den çekilmesinin ardından zorlu bir yolculukla bir yaz vakti İstanbul'a geri döner. İşte Temmuz 1919
yılından itibaren hocamız askerde hastalandığı ve zayıf kaldığı için askerlik vazifesinin, vatan görevinin geriye kalan kısmını İstanbul'da askerlik şubesinde yazıcı olarak tamamlar. Hoca Efendi uzun yıllar Suriye cephesinde bulunmuş, orada günlerce hastalanmış ve zayıf düşmüş. İstanbul'a böyle gelmişti. Hocamızın bu zayıf ve incecik, çelimsiz vücudunu gören, tekkenin yemeklerini yapan Hafız Emin Efendi, hocanın bu halinden çok etkilenmiştir. Aklına bir fikir gelir. Yapmış olduğu pilavların üzerine et koyarak sofraya getirmek yerine artık etleri pilavın içine gizleyerek Mehmet Zahit Kotku'nun bulunduğu alana ise biraz daha etleri fazla koymaya başlar Hafız Emin Efendi. Böylelikle zayıf düşen bu gencin kilo almasına vesile olacağını düşünür. Ancak sofraya sini içinde pilav gelip de genç Mehmet Zahit etlerin hep kendi önünden çıktığını görünce yüzü kızarır ve siniyi şöyle bir çevirir, etlerin diğer arkadaşlarının da önüne gitmesini sağlar. Bunu gören aşçı Hafız Emin genç Mehmet'e dönerek şöyle der: "Yahu Mehmet Efendi, bak sen et yiyesin diye senin tarafına etleri ben bilerek koyuyorum. Neden yemiyorsun?" der. Bunun üzerine Mehmet Zahit Hoca başını öne eğer ve şöyle cevap verir: "Herkes hakkını alsın. Ben adaletsiz olamam. Benim rızkımı Allah verir. Hafız Emin Efendi değil." Mehmet Zahit Kotku, hocası Ömer Ziyaeddin Dağıstani'nin 1921'de vefatından sonra Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi'nin yanında bir taraftan gönül dünyasını zenginleştirmeye çaba gösterirken, diğer taraftan ilim hayatına devam eder. Öncü alimlerin bir özelliği de asla yorulma ve bıkma, usanma nedir bilmemeleridir. İşte genç Mehmet Zahit Kotku hayatını hep böyle planlamış ve yaşamıştır. 27 yaşında gönül dünyasını zenginleştirmiş, ilmi birikimini elde etmiş bu delikanlıya bir gün hocası "Gel bakalım Hafız Muhammed" diye yanına çağırınca Mehmet Zahit Kotku hocasının kendisine "Hafız" diye seslenmesinden etkilenmiş, hitabından etkilenmiş ve kendi kendine "Hocam benim hafız olmamı işaret etti" diyerek hafızlığa başlamıştır. Bayezid, Fatih ve Ayasofya Camii medreselerine devam ettiği bu yıllarda hafızlığını da ikmal ederek ilmi birikimini böylece hafızlık ile, Kur'an ile taçlandırmıştır. Mehmet Zahit Kotku, tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından doğduğu topraklara, Bursa'ya yeniden döner. 1929 yılında vefat eden babasının yerine Bursa İzvat köyünde imam hatiplik görevine başlar. Mehmet Zahit Kotku Efendi, hocası Mustafa Feyzi Efendi'nin yönlendirmesiyle muhtelif yerlerde din hizmeti görevini ifa etmiştir. Hem İslam'ın güzide ilkelerini o kendine ait nazik bir uslup ile ve aynı zamanda edebi hali ile örnek olarak cemaatinin, insanların gönüllerinde taht kurmuştur. Günler böyle geçerken tekkelerin kapatılması kararı alınır ve Mehmet Zahit Kotku artık İstanbul'da duramaz. Bursa'ya, baba ocağına tekrar geri döner. Mehmet Zahit Kotku'nun hayatı artık farklı bir boyut kazanır. Babasının daha önce görev yaptığı İzvat köyünde
imam hatiplik görevine başlar. Mehmet Zahit Kotku Hoca köye geldiğinde bedenen çok zayıftır. Köylüler Hoca Efendi'yi bu haliyle görünce "Vah vah, bu hoca çok zayıf, yoksa bu veremli mi?" diyerek konuşmaya başlarlar. Fakat Mehmet Zahit Kotku Hoca konuşulanlara, bu dedikodulara asla aldırış etmez, görevine dört elle sarılır. Hiç aralıksız bu köyde 16 yıl imam hatiplik görevi yapar. Hocamız görev yaptığı bu yıllarda Rabia Edibe hanımefendi ile evlenir ve bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya gelir. 1945 yılına gelindiğinde Mehmet Zahit Kotku Hoca Efendi, Bursa merkezde bulunan Üftade Camii İmam Hatipliğine tayin edilir. Mehmet Zahit Kotku Hocamızın daha sonra tayini Üftade Camii'ne yapılınca kale içinde bulunan Baba Ocağı'na evini taşır. Bu camide 1952 yılına kadar imam hatiplik vazifesini yerine getirir. Üftade Camii'nde görev yaptığı günlerden birinde caminin müştemilatında abdest alırken çekingen ve aceleci bir edayla yanına bir genç gelir. Hocamız abdest almaya devam ediyor. Henüz abdestinin bitmesini beklemeden genç hocamıza, "Hocam, evliya-i kiram, asfiya-i izam, mürşidi kamilden bahsediyorlar. Ben de böyle bir zat arıyorum. Beni sana gönderdiler. Sorularımın cevabı sizdedir," dediler. "Hocam, ben bunları nasıl tanıyacağım, nereden bulacağım?" diye sorar. Hoca Efendi abdestini tamamlar, yanı başında bekleyen gence bakar ve ona şöyle cevap verir: "Evladım, o sorduğun kişilerin en önemli özelliği sevgili Peygamber Efendimiz'e muhalif hiçbir davranışlarının olmamasıdır. Onlar Peygamberimiz ne buyurmuş ise ona tabi olurlar. Peygamberimiz ne yapmışsa aynısını yapmak için gayret gösterirler. Peygamberimiz nelerden sakınmışsa onlar da onlardan sakınmaya gayret ederler." Mehmet Zahit Kotku bu cevabı verdikten sonra o gencin yüzüne gülümseyerek şöyle bir bakar ve tevazu içinde o gence şöyle bir latifede bulunur: "Evladım, eğer böyle birisini bulursan bana da haber ver de gidip beraber intisap edelim," der. Mehmet Zahit Kotku 1952 yılında 23 yıl aradan sonra İstanbul'a tekrar döner. İstanbul Fatih'te Ümmü Gülsüm Mescidi'nde İmam Hatip olarak göreve devam eder. ...1952 yılının Aralık ayında Ümmü Gülsüm Camii'nde İmam Hatip olarak görevine başlar. Mehmet Zahit Kotku tekrar İstanbul'dadır. Ümmü Gülsüm Camii'nde İmam Hatiplik yaptığı günlerde müezzin kayyımlığa bir atama yapılır. Bu müezzin bugün hayatta olan Profesör Doktor Cevat Akşit hocamızdır. Genç Cevat Hoca Ümmü Gülsüm Camii'ne müezzin kayyım olarak atandığında camiye varır, Hoca Efendi'nin elini öper ve Mehmet Zahit Kotku eline sarılan bu görev arkadaşının elini bir daha bırakmaz. Evet, Mehmet Zahit Kotku Efendi, onu dinleyenler hep kazanıyor, doğru yolda, sırat-ı müstakimde kendisini dinleyenlere hocamız manevi rehber ve ahlaki örnek oluyordu. Zira o hak ve hakikati yaşayarak anlatıyordu. Cuma vaazlarında, hutbelerde ufuk açıcı konulara değiniyor, cemaatine, onların manevi hayatına rehberlik ediyordu. İşte bu sohbetlerinin birinde
Hocamız şöyle buyuruyor. Dün gece elime bir iğne aldım. Bu iğneyi kim yapıyor diye merak ettim. Kutusunu çevirip şöyle bir baktığımda ne göreyim? Bu iğneyi bile, bu basit bir iğneyi bile biz yurt dışından ithal etmişiz. Oysa biz her şeyi yapabilecek güçte güçlü bir milletiz. Mehmet Zahit Kotku, Ümmü Gülsüm Camii'nde 6 yıl görev yaptıktan sonra 1958 yılında İskender Paşa Camii'ne İmam Hatip olarak atanır ve emekliye ayrılıncaya kadar bu camide görevine devam eder. Mehmet Zahit Kotku Efendi'nin en son görev yaptığı yer İskender Paşa Camii'dir. İskender Paşa Camii sadece ibadet için bir araya gelinen bir mabet değildir. Hocamızın gelişiyle beraber bu mabedin çevresi değişir, sanki adeta görünmeyen bir üniversite oluverir. Ülkemizin ilim, fikir, sanat ve siyaset alanında katkı sağlayan birer öncü insanlar haline gelmiştir. İşte bunlardan birkaçı rahmetli olan Özallar ailesi diyebiliriz. Turgut Özal, Korkut Özal, Yusuf Bozkurt Özal, Sebahattin Zaim, biraz önce andığımız genç mühendis Necmettin Erbakan ve hayatta olan Cevat Akşit hocamız, bu görünmeyen üniversiteden mezun olan Hoca Efendi'nin manevi rehberliğiyle yol tutan talebelerinden sadece birkaçıdır. Mehmet Zahit Kotku, ihtiyaç sahiplerini daima gözetir. Onlara destek olmayı kendisine bir görev olarak kabul eder. Bir kış gününde Mehmet Zahit Kotku hocamıza bir havale gelir. Hocamızı tanıyan posta memuru, "Hoca efendi zahmet buyurmasın, ben havaleyi alıp bizatihi hocanın evine götüreyim" diye yola çıkar. Hava soğuktur. Postacının zihninde ise kendi evi ve evinde bulunan çocukları vardır, ailesi vardır. Zira evinde kömür bitmiş, kömür alacak parası da kalmamıştır. İşte bunları düşünerek, ailesinin zor durumda olduğunu düşünerek, yürüyerek hocamızın evine varır. Ve havale ile gelen ücreti bizatihi Mehmet Zahit Kotku Efendi'ye teslim eder. Bunun üzerine Mehmet Zahit Kotku postacıya dönerek mütebessim bir çehre ile nev-i şahsına munhasır, "Evladım, gel bu parayı seninle ikiye bölelim ve paylaşalım" teklifinde bulunur. Postacı bunun üzerine biraz utangaç, mahcup bir tavırla kafasını önüne eğer ve hocamıza teşekkür ederek oradan ayrılır. Daha sonra yaşamış olduğu bu hatırayı, Mehmet Zahit Kotku'nun havale parasının yarısını kendisine verdiği durumu anlatırken, "Hocamın bana verdiği para ne bir kuruş fazla ne de bir kuruş eksikti. Tamı tamına ihtiyacım olan kömür parası kadardı. Ve hocamın verdiği o parayla ben kömürü alıp ailemi sıcak bir yuvaya kavuşturmuştum." Mehmet Zahit Kotku daima Peygamber Efendimizin izinden gitti. O hiç kimseyi incitmedi, kimseden incinmedi. Öğrenmekten ve öğretmekten, öğrenmek isteyenlere destek vermekten asla vazgeçmedi. Büyük küçük demeden herkesin yardımına koştu. Sevgi ve fedakarlık üzerine kurulmuş bir hayat yaşayarak 13 Kasım 1980 günü baki aleme göç eyledi. Mehmet Zahit Kotku hocamız 1979 yılında uzun bir süre kalmak niyetiyle Hicaz'a gider. Ancak orada şiddetli bir hastalığa düçar olur. 1980 yılının Şubat ayında Türkiye'ye tekrar geri getirilir.
hemen hastaneye yatırılır ve ameliyat ile midesinin 1/3 alınır. Bu ameliyattan sonra hocamız iyileşir. Ramazan orucunu tutar. Ramazan'da vaaz irşat görevini yerine getirir ve hatimle kılınan teravih namazına iştirak eder. Böyle bir iyileşmenin ardından hocamız yine hac görevini yerine getirmek üzere tekrar Hicaz bölgesine gider. Çok ağır hasta olarak güçlükle haccını eda eder ve Kasım ayının başında tekrar Türkiye'ye geri döner. Fakat hocamızın hastalığı gün be gün artmaktadır. 13 Kasım 1980 Perşembe günü okunan Yasinler, getirilen tekbirler ve tehliller, yapılan bütün dualar eşliğinde Mehmet Zahit Kotku Hoca Efendi emaneti sahibine, ruhunu Rabbine teslim eder. Onun için sen rızkını Allah'a havale et. Sonra bak bir şey daha söyleyeyim sana. Rızık, bir insan kendisi koşar işte şu sanatı yapayım, şu işi yapayım da rızkım oradan bana gelsin der. Bir de vardır ki rızık unu kovalar. Rızık unu kovalar. Nasıl kovalar biliyor musun? Sabahleyin abdestini alırsın. Erken vakitte kalkarsın. Namazını camiye gelirsin, camiye ama. Evde olmaz. Camiye gelirsin. Eğer cami yoksa etrafında başka. Caminin olduğu takdirde camiye gelirsin. Sabah namazını kılarsın. Sabah namazını kıldıktan sonra korkma ve kaçma. Korkma ve kaçma. Otur. Ne kadar zaman? Bayram namazını kıldığımız zaman kadar yani 40 güneş doğuşundan asgari 30-45 bir saat. Otur. Kur'an oku. Bildiğini oku. Yalvar, yakar, ne dersen de. Bu iki rikat namaz var. İşrak namazı deriz adına. Nafile bir namazdır. Bu işrak namazında kılar, işine gidersen senin arkandan, senin rızkın seni kovalar böyle. Hani düşman adımı nasıl kovalar Allah'a şükür ya? Rızık da seni kovalar, yakalar seni neredeyse. Kaçırmaz seni. Ama bunu yapmadan ben rızkımı kazanacağım dedik. Hem kendini yorarsın, hem kendinin maksum, taksimde neyse eline ondan başka şey de geçmez. Onun için çok geçecekse ne olacak? Farz edelim, çalıştık, çabaladık, geceyi gündüzde kattık. Derken milyonların sahibi olduk. İşte birçok apartmanlara sahip olduk, mallara, mülklere sahip olduk. Herkes bizi parmakla gösteriyor, yanındayım görüyor musun? Şöyle adamdır, hayırlar da yapıyor ama. Ne yapar? Gösteriliyor herkese. Ne kıymeti var? Gözünü yumdu muydu, hep ne takdim edebilmiş o tarafa? O gider kendine. Gerisi kalır. Mehmet Zahit Kotku Hoca Efendi, başta ailesi olmak üzere talebelerine, cemaatine, sevenlerine, velhasıl kendisiyle hasbihal eden herkese karşı gönül alıcı ve güzel sözler söylerdi. Nazik davranışlar sergiler, hayatı boyunca hiçbir kimse hocamızdan zerre kadar incinmemiştir. Ömrünü yüce dinimiz İslam'ın anlaşılmasına ve onun yaşanmasına adayan Mehmet Zahit Kotku hocamıza, onun şahsında dini mübini İslam'ı nesilden nesile aktarıp da hakka yürüyen bütün din görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mehmet Zahit Kotku, 14 Kasım Cuma günü binlerce seveninin iştiraki ile Süleymaniye Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Kanuni Sultan Süleyman Türbesi haziresine defnedildi.